Selamlar dostlar, Ejder Serik. Kuzey Kore serimiz, Soğuk Savaş Kuzey Kore serimizin ikinci bölümüne hepiniz geldiniz dostlar. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümümüzde komünizmi sembolize etmek için almış olduğumuz Kuzey Kore ülkesini ekonomik olarak az buçuk bir şey güçlendirmiş, aynı zamanda da etrafımızda bulunan dost sayısını arttırmıştık. Dostlarımız gitgide artıyor. Şu anda Japonya, Sovyetler Birliği'nin vasalı zaten. Japonya ve Çin gibi dünyanın bir adet güçleri ile dostuz ve bu da bize diplomatik anlamda büyük bir güç katmakta. Aynı zamanda da şu anda Sovyetler Birliği'nin vasalıyız ve bu da bize ayrıyetten bir güç kazandırıyor. Çünkü arkamızda Sovyetler Birliği bulunduğu sürece bize kimse kolay kolay karışamaz. Kimse bana sen şunu yapamazsın, bunu yapamazsın diyemez. Bunun da bize getirdiği tabi bazı yükümlülükler var. Biz de buna göre hareket etmeliyiz. Hani bunun farkında olarak hareket eder ve hamlelerimizi buna göre gerçekleştirir. Dünyanın hakimiyetini elimize almamız çok yakındadır. Komünizmi tekrardan dünyaya yaymak yakındır. Komünizmi tekrardan dünyayla tanıştırmak yakındır. Sadece gücümüzün farkına varmamız lazım. Belçika ile bir savaş gerçekleştirir. Öyle diyorlar. Belçika ile savaşmak bizim... Belçika'nın da aslında hiç müttefiki falan yok yani. Bence Belçika'ya rahatlıkla savaşı ilan edebiliriz, evet. Çok rahatlıkla Belçika'ya aynı savaşımızı ilan ettik. Zaten bu savaşın bize getireceği çok da büyük bir olmayacaktır. Sonuçta herhangi bir orda vesaire de ordu yönlendirmede bulunmayacağız. Biz yalnızca fiili olarak savaşta bulunacağız. Hukuki olarak bulunmuyoruz aslında. Böyle ekonomimizi bir 60 bin yapabilirsek ben gerçekten çok mutlu olacağım. Ufak bir yatırımda daha bulunacağım ve aynen öyle. 61 bin yapalım da en ufak bir şey de hemen ekonomimiz çökmesin. Evet. 60 binlik bir ekonomiye ulaşmayı başardık. İlk hedefimiz demiştim size aşağı taraflara inmez demiştim. Ya Hollanda'ya falan girebiliriz belki. Hollanda'daki topraklarını ele geçirebiliriz diye. Ama vazgeçtim, onun yerine Tayland'a saldıracağım. Tayland'a, Vietnam'a saldıracağım. Bu iki devlet saldırmak için birebir ilk iş olarak hemen derseniz Vietnam'a savaşımızı ilan edelim. Kendilerine karşı 20 binlik bir ordunun yeterli olacağını düşünüyorum. Onun için hemen aramızı atlayarak ordu biriktirme işlemlerine başlayacağım. Dostlar bu arada açıklama kısmındaki linkten Discord sunucuma katılabilirsiniz. Orada da güzel sohbetlerimiz, dairelerimiz dönecek en yakın zamanda. Ben katılımını bekliyorum. Aynı zamanda yani istiyorsanız da aşağıdan abone olup 1000 aboneye doğru gidiyorum. O yüzden birazcık heyecanlıyım çünkü hayatımda neredeyse hiç başaramadığım şeyleri başarmak o kadar etti ki beni, hani donanım bu kadar büyüyeceğini düşünerek hiç başlamamıştım. Yani egoluluk gibi olmasın ama şu anda da yani çok büyük söylenemez yani. Doğruya doğru abi, şu anda da çok büyük bir kanalım olduğunu düşünüp söyleyemem ama bence kitle olarak, kitle bakımından düşünecek olursak benim kitlem gerçekten çok sağlam, çok temiz bir kitle bence. 3700. Öyle basalım. Evet, 20 binlik bir orduyu toplamayı başardık abi. Ben bu ordumuzu Vietnam sınırına dayayalım ve komünistliği yaymak için ilk savaşımızı demokrasinin kollarına kaçmış olan bu devlet Vietnam'a savaş ilan edeceğiz. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Şu şekilde hemen Vietnam'a savaşımı ilan ediyorum ve hemen başkentine bir 3000'le deneyeceğim. Bakalım bir başkentinde ne kadarlık bir taburu var. Tamam, çok yok. O yüzden hemen 17 binlik bir orduyu kafa dağıtması için aşağıdan çıkartacağım. Saldırılarıma devam edeceğim. Evet, ordusu geldi. Ordusunu yendim. Evet, bu ordularını da yenmeyi başardık. Yavaş yavaş, evet. Son iki adet toprağı kaldı ve Vietnam şu anda tamamen komünistler tarafından, yani Kuzey Kore olan biz tarafından, Kuzey Kore devleti olan biz tarafından yönetiliyor ve en önemli ekonomik topraklarını da kendilerinin elimize geçirmiş bulunuyoruz. Kendilerine 20 binlik olan ekonomilerini 4000'e kadar düşürdük. Aynı zamanda da savaş yorgunluğumuz sadece %20 ama tabii ki de küçük bir ülke olduğumuz için bize fazla oldu birazcık. Şu toprakların hemen bir asimilasyon işlemlerine başlatalım. Buralara yavaş yavaş komünistliğe alıştıracağız abi. Buralara kadar gelmişken şöyle Fransa'ya da bir selamımızı çakmazsak olmaz. Japonya ile Çin barışmışlar. Bu arada Japonya'ya savaş ilan edebiliriz en yakın zamanda. Yalnız birazcık nüfusa ihtiyacımız var. Onun farkındayım. Toparlanır. Nüfus toparlanamayacak şey değil. Nüfusu bir şekilde toparlarız.
Ama ekonomi gerçekten çok önemli. Nüfus da çok önemli aslında. Toprakları fazla genişletmeden nüfus yatırımları yapmak bizim için sağlıklı olabilir. Belçika Savaşı'na bence bir son verebiliriz ya. Belçika nerede? Oo, iki adet eyalet için. Bırakın Belçika'yı. Şey eyaletleri kalmış. Yazık lan, adamlar Afrika'ya taşıyor. Batı Almanya, Fransa'yla savaşta olarak görüyor. Saçma bir olay dönüyor bu. Yani bu savaş yorgunlukları büyük ihtimalle çok fazla onların. Neyse, biz kendi topraklarımıza geri dönelim abi. Kararı ve mutluluğuna bakacağım abi. Ha, mutluluğu evet birazcık kötü, farkındayım. O kimin lan öyle, Britanya Hindistan'ın? Oo. Britanya Hindistan'ı bayağı kendini. Neyse, biz şöyle topraklarımızın abi mutluluklarını düzeltmek için çalışalım. Tekrardan %100'lük mutluluklara ulaşsınlar. Yani halkımın mutluluğu benim mutluluğumdur. Halkım ne kadar mutluysa ben de o kadar mutluyum abi. Bir adet daha toprağımız var. 3 adet var %100 yapmamız gereken. Hemen abicim, sizler de aynen öyle. Şimdi istikrar haritasına bakalım. Seni %100'e yapabiliriz. Bir de seni bir tasmin edeceğiz. %100 olun bakalım. Aynen öyle. Hemen abi, elimizde bulunan para 150 bin yapıp mallar yatırımlarına başlamamız lazım. Ülkeyi genişletince, çünkü nüfus yatırımları yapmak bizim için zor olacak. Ülkeyi genişletmeden bizim bu nüfus yatırımlarını gerçekleştirmemiz lazım. Yani aksi takdirde nüfusa geride kalırız diğer devletlerden. Bu arada büyük bir savaş falan çıktı sanırım. Evet, Birleşik Krallık'ta Fransa arasında savaş çıkmış. Yani çok da büyük bir savaş olursa. Oo, bir dakika, ne? Oo. Türkiye Birleşik Krallığa savaş ilan etmiş. İsmi için önü var Türkiye'nin başında. Açın. Bir dakika lan. Evet, dur. Pardon. Pardon. Zaman fazla ilerledi değil mi? Doğru. Sanırım bu senelerde evet. Şey vardı. İsmi vardı. Ama İsmi için önü birazcık çıldırmış mı? Yani Birleşik Krallığa savaş ilan etmek ne demek? Birleşik Krallık affetmez abi böyle bir durumda. Birleşik Krallık kesinlikle böyle bir durumda affetmez. İran'a kimsenin dur demiyor olması beni gerçekten çok endişelendiriyor, açık konuşmak gerekirse. Yani çünkü bu kadar hızlı genişleyen bir devlete dünyanın süper gücü olan ne Sovyetler karşı koyuyor ne de Birleşik Krallık karşı. Bu da gerçekten hiç hoş bir şey. Bence Fransa'ya savaş ilan etmeyelim. Kusura bakma Sovyetler ama çok boş bir savaşa girişiyorsunuz şu an. Tamam ya, savaş bir ben imzalattırırım bunlara. Biz savaşa sonradan girip savaştan en karlı devlet olarak ayrılacağız. Bu da bir taktik. Şurayı bir kez daha basalım abi. Güney Kore ile ilişkilerimizi günden güne düzelttik, farkındaysan. Ve bizden şu anda güçsüzler. Nüfus birazcık yavaş gelişiyor. Onun farkı vardı mı az önce? Düzelere yakın zamanda her şey inşallah. Sovyetler Yugoslavya'ya karşı savaşları, onu da reddedeceğim. Çünkü savaşlara girmek bizi gerçekten çok yoruyor. Savaş yorgunluğumuz zaten yeterince fazla. Daha fazla savaşlarda yorulmamamız lazım. Sovyetler bayağı savaş dönüyor. O şu an buralarda. Savaş bir yılı geçtin abi. Bir yıl 5 ay falan olsun. Ben buralarda barış anlaşmasını illaki imzalattıracağım. Bir yıl 4 ay olmuş. Savaş başlıyor. Savaş ilan edip abi, hemen savaşı bir sonlandıralım şöyle. Hayır. 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 Dur. Tamam. Bir şey yok. Sakin. Tamam, sakin. Sakin, kendinize gelin. Ben varım burada. Ben varım burada. Burada ben varım. Ya sakin beyler, lütfen. Lütfen, ülke yönetimi bende, ülke idaresi. Hiçbir şey bende değil. Tamam, bana güvenen olursa abi çıkıp gidebilir buradan. Bana güveneniniz varsa, yani ne bileyim abi, çıkın gidin buradan. Bana kimse güvenmesin. Kimse bana bel bağlamasın. Kimse bel bağlamıyorum. Kimse de bana bel bağlamasın aga. Bizim ülke çünkü bir tık elden gitti yani. O yüzden kusura bakmamın. Ülke bir tık elden gidiyor. Abi barışın, saçma sapan işler yapmayın. Benim kafamı kasını attırmayın.
Barışalım. Aynen. Ha, tamam. Ülke benim çok zarar görmüş lan. 70 bin ekonomi 52 bine düşmüş. Dama yapmış şerefsizler. Ya abi. Lan bunun hesabını en yakın zamanda senden soracağım Fransa. Benim topraklarıma yağma yapmanın hesabını senden. Ne demek lan sen benim topraklarımın ekonomisini düşürmek? Oha! Bir dakika, bu topraklar Polonya'ya gitmiş. Polonya bir de bendensin ya. Ya of! Sen buraların istikrarlarını sağlayamazsa sağlam bir para verip buraları onun elinden alabilirim. Belki. Yani en azından şu iki toprağı alabilirim. Abi ultimatum. Ticaret. Bu altınları al karşılığında en azından şu eyaleti ver bana. Yok vermezsin. Neden versin ki zaten? Hiçbir savaşa gelmeyeceğim ben. Zaten kendi içimde saçma sapan bir savaş döndü orada benim toprağımı aldı. Bizim. Zaten ben kafayı yemek üzereyim şu anda. Ben ekonomimi eskisi kadar güçlendirmeye çalışacağım. Eskisi gibi güçlü yapmaya çalışacağım. Bizim gelirimiz çok düşük. Gelirimizin artması lazım bizim en yakın zamanda. Şu toprakları bir düzeltelim abi ekonomileri. Vallahi oyunun da. Ya oyun bug'a mı girdi? Ne oluyor oğlum? Tamam geldi. Az önce galiba bug'a girdi oyun. Oğlum. Ya. Oyun bug'a girdi beyler. Ben bir çıkır yapayım düzelteyim. Beyler çıkır yapmama gerek kalmadı. Başka seviye. Sonra tekrar bu seviye girdim. Evet düzeldi şu an. Tamam. Suratlamada bir sıkıntı oldu. Az önce hallettik oğlum. Böyle gelirimizi bir en az bizim 5000 yapmamız lazım. Ana oğlum ne yapıyorsun? Sen geri mi Fransa ile savaşıyorsun? Ya çok o 14 yıldır savaştalar. Barışı sağladığımızı düşünmüştüm ben. Ben barışı sağladığımızı düşünüyorum aslında. Sağlayamamıştım. Şimdi toprakların ekonomisini şimdi biz bir en az 4000 yaptık ya. 5000 de aslında düştü onlar. Bak gene save bug'a girdi. En iyisi biz fazla şey yapmayalım abi. Ben ön menüye çıkayım tekrar başka save. Dakika bir. Kuzey Kore. Kaydetme seç. Bas. Ana menü. Save'e gireyim mesela. Ben bir çıkgir yapayım en iyisi. Belki o zaman düzelir. Umarım save ile alakalı değildir. Oyunla alakalıdır. Dostlar bölümümüzü ben bir burada bitireyim. Ondan sonra oyuna bir çıkgir yapayım. Çalışayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu bölümde böyle olsun bakalım. Umarım hepinizin hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.